Selamlar MotoGP izleyicileri. Bu videomuzda Hindistan'ın köklü ve en büyük otomobil üreticisi Tata'yı inceleyeceğiz. Aslında hepimiz yollarda veya park etmiş birkaç tane Tata'ya rast gelmişizdir. Ve bu arabada neyin nesi şeklinde düşünmüşüzdür. İnternette Tata hakkında geniş kapsamlı bir içerik yok. Ve bunu kendime görev bilerek Tata ailesi ve arabaları ile ilgili bütün detayları sizlere aktarmak için bu videoyu hazırladım. İlk videomuz Mustang'den Tata'ya keskin bir geçiş yapmış olsak da yeni bir kanal olmamız ve kanalımıza kimsenin abone olmaması sebebiyle daha az işlenen önemli konulara el atmakta fayda olduğunu düşündüm. Bu küçük sistemden sonra haydi konumuza geçelim. Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan Tata aslında köklü bir geçmişe sahip. Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde daha popüler. Bunun sebebi ise tabii ki ucuz oluşu. Tata alacağını at arabası al gibi eleştirilere rastlanılsa da, çekiş gücü düşük, çabuk arızalanan bir marka olsa da Tata, Jaguar ve Land Rover gibi iki efsane markayı bünyesine katarak son yıllarda önemli bir atağa kalktı. Tabii ki en büyük artısı ucuza sıfır araba alabiliyor olmanız. Kısaca Tata, dünyanın en ucuz 4 tekerlekli araçlarını üretiyor. Tata arabalarını incelemeden önce Tata ailesinin tarihine değinmeden geçmek olmaz. Çünkü ailenin tarihi Hindistan'ın endüstri tarihi demek. Tata Grup 1868'de Jamshedji Tata tarafından Hindistan'da kuruldu. Tata köklü bir geçmişe sahip derken lafın gelişi söylememiştik. Yani 150 yıllık geçmişe sahip bir şirket. Grup 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Tabii otomobil üretimi yanında onlarca şirketi bünyesinde barındırıyor. Google'da Tata'nın kurucusu kim diye arattığınızda hemen hemen bütün sayfalarda Tata'nın kurucusu Ratin Tata görünüyor. Aslında 1937 doğumlu olduğu için bu zaten imkansız. Wikipedia'da ise Tata Motors'un kurucusunun 1945'te Jehangir Ratanji Tataboy Tata olduğu yazıyor. Büyük ihtimal doğru olan bilgi Wikipedia'da yazan. Ülkemizin ünlü gazeteleri bile internet sayfalarında bilgileri yanlış vermiş. Ratin Naval Tata'yı Jehangir Ratanji Databoy Tata'nın yerine koyarak yanlış kişinin hayatını anlatmışlar. Kısaca J.R.J. Tata, Hindistan'ın Tata ailesinde doğdu. Ünlü iş adamı Ratanji Databoy Tata ve eşi Suzan Birrier'ın oğluydu. Annesi Hindistan'da araba kullanan ilk kadındı ve 1929'da Hindistan'daki ilk lisanslı pilot oldu. Ayrıca Tata, danışmanlık hizmetleri, Tata Motors, Titan Industry, Tata Salt, Voltas ve Air India dahil olmak üzere Tata Grup bünyesindeki çeşitli sektörlerin kurucusu olarak bilinir. 1983'te Fransız Onur Lejyonu ile ödüllendirildi. İleriki yaşlarında Fransız vatandaşlığını bıraktı. JRD Data, Tata grubunda ücretsiz bir çırak olarak başladı ancak grubun gördüğü en genç başkan oldu. Ratin Naval Tata ise 1937 doğumlu. Hintli bir sanayici ve Tata Sons'un eski başkanı. Ayrıca 1990'dan 2012'ye kadar Tata Grup'un başkanlığını yaptı ve Ekim 2016'dan Şubat 2017'ye kadar geçici başkan olarak görev yaptı. Tata Grup'un kurucusu Jamshedji Tata'nın oğlu Ratanji Tata tarafından evlat edinilen Naval Tata'nın oğludur. Daha sonra J.R.D. Tata'nın 1991'de emekli olması üzerine Tata Sons'un başkanı olarak yerini aldı. Onun görev süresi altında Tata Grup, Tetley, Jaguar, Land Rover satın aldı. Tata'yı büyük ölçüde Hindistan merkezli bir gruptan küresel bir işletmeye dönüştürme girişimini başlattı. Tata aynı zamanda gelirinin %60-65'ini hayır kurumlarına bağışlamış olan dünyanın en büyük hayırseverlerinden biridir. Şu an Tata'nın tepe yöneticisi ve başkanı Nadirajin Chandrasekaran. Aile ile herhangi bir bağı bulunmuyor. Tata danışmanlık hizmetlerinin işletme müdürü ve icra direktörüydü ve 2009'da icra kurulu başkanı oldu. Ayrıca Tata Motors'un başkanıydı. Tata grubun başına geçen ilk Parsi olmayan profesyonel yönetici oldu. Parsi, dini Zerdüş olan halka verilen bir isim bu arada. Bu aile çoğunluğu Hindistan'da olmak üzere dünyada ünlü lüks oteller zinciri Taj grubunda sahipleri. Tata,
aynı zamanda dünyanın en büyük çelik üreticilerinden. Araştırma ve okumalarımda gördüm ki Hindistan'ın sahibi gibi bir aile ile karşı karşıyayız. Neredeyse endüstrinin icadı ile bu aile ticarete girmiş. Tata Grubun tarihi aynı zamanda Hint endüstrisinin de tarihi diyebiliriz. Neredeyse Hindistan endüstrisi bu ailenin elinde. 2020-2021'de Tata şirketlerinin geliri birlikte alındığında 103 milyar dolardı. Bu şirketler toplu olarak 800 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Bunlar gerçekten devasa rakamlar. Her Tata şirketi veya işletmesi kendi yönetim kurulunun rehberliği ve denetimi altında bağımsız olarak faaliyet gösteriyor. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam piyasa değeri 314 milyar ABD doları. Bizim konumuz ise tabii ki Tata Motors ve arabaları. Buraya kadar edindiğimiz bilgiler ışığında Tata, kaliteli araba yapabilme gücüne ve teknolojisine sahip olabilmeli şeklinde düşünüyor insan. Fakat Hindistan gibi fakir nüfusun çoğunluğu oluşturduğu bir ülkede mecburen ucuz ve doğal olarak kalitesi düşük araç yapmaya yöneldiler. Bu nedenle de global bir marka olmada zorlandılar. Çünkü kendi ülkesinin şartları için üretimi, planlama ve araç üretme ile global bir piyasaya araç üretmenin dinamikleri tamamen farklı. Bu noktada bocaladıklarını düşünüyorum. Fakat Tata bu bocalama sürecini atlatmış gibi görünüyor. Tata, 1997 yılında Türkiye araba pazarına ilk olarak pick-up modelleri ile girdi. 2005 yılında ise binek modellerini piyasaya süren Tata, halen Türkiye'de satış ve servis ve yedek parça faaliyetlerini devam ettiriyor. Ülkenin çok uluslu şirketlerinden biri olan Tata, şirket merkezini Hindistan'ın başkenti Mumbai'de bulunduruyor. Bu anlamda şirket merkezi, ülke merkezinde yer alır desek abartmış olmayız. Tata, otomotiv sektörü açısından son derece büyük bir marka olma yolunda hareket ediyor. Satın almaları ve yaptıkları yatırımlardan bunu görebiliyoruz. Binek ve ticari araç üretimi yapan şirket, ayrıca kamyon, otobüs, spor araç, inşaat ekipmanları ve de askeri araç üretimi de gerçekleştiriyor. Bu anlamda otomotiv sektörü için son derece önemli olan birçok türü üreten şirket Hindistan'ın parlayan yıldızı konumunda. Resmi olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan Tata, bu tarihle beraber otomotiv endüstrisi üzerinde ciddi çalışmalar yürüttü. 70 yılı aşkın bir üretim tecrübesi bulunan şirket, günümüz itibariyle halen ayakta kalmayı başarmış olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü Hindistan dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Ülke ekonomisi birçok ekonomiden büyük olsa da küresel anlamda ülkedeki kişi başına düşen milli gelir son derece düşük seviyede kalıyor. Tata böyle bir ülkenin en büyük lokomotiflerinden biri haline gelmiş durumda. Tata Hindistan iç pazarını domine etmesinin haricinde dış pazara da yayılmış ve son derece etkili bir politika sayesinde çok iyi satış rakamlarına ulaşmış durumda. Hindistan'ın hızla artan nüfusu nazara alındığında ülkenin 40 ila 50 yıl içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden daha kalabalık bir nüfusa sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu da ülke ekonomisine yeni bir yük anlamına geliyor. Bu yüzden Tata ülkenin en büyük ekonomik güçleri arasında sayılıyor. Birçok Hintli Tata'nın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek dünya pazarında daha fazla bir paya sahip olacağına inanıyor. Bu durum hiç de hayal gibi görünmüyor. Çünkü şirket birçok yabancı otomotiv devi ile de iyi ilişkiler yürütmekte ve bunlardan bazılarını satın alarak bünyesine kattı bile. Örneğin Land Rover, Jaguar gibi efsane araçlar Tata'nın alt ürünü haline geldi. Başka bir ifadeyle bu araçlar artık Tata tarafından üretiliyor. Tata dünyanın birçok ülkesinde satış gerçekleştiriyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, Tata'nın hatırı sayılır müşterileri arasında yer alıyor ve de son derece iyi satış rakamları ile dikkat çekiyordu. Fakat son yıllarda satış rakamlarında düşüş var. Tata, dünya genelinde izlenen yeni akım olan elektrikli araç üretimi işine de girmiş ve bu alanda önemli üretimler gerçekleştirmeyi başarmış durumda. Genel anlamda Tata arabalarını kullananların yorumları ve uzmanlara göre Tata'nın avantajları şu şekilde. Ucuz sıfır arabaya sahip olma, parçaların ucuz olması, az olmasa da fazla yakmayan arabalar olması, dış görünümlerin fena olmaması, tasarımlarının ortalama bir düzeyde olması, global işbirliklerini ve yatırımlarını artırması
ve otomobil teknolojisi konusunda giderek uzmanlaşması gibi avantajlara sahip. Olumsuz yanları ise yedek parça bulmak biraz insanları zorluyor. Yorumlardan bunu anlıyoruz. Motor performansının düşük olduğu dile getiriliyor. Mekanik aksamların ve dijital sistemlerin çabuk bozulması. Vites kesinlikle gevşek. Arabanın vitese geçtiğini hissedemiyorsunuz. Sürüş keyfi ve konforu düşük. Yol tutuşu iyi değil. Olumsuz yanlar ise bunlar. Fakat genel anlamda fazla olan olumsuz yorumların yanında gayet memnun olduğunu dile getiren kullanıcılar da mevcut. Ben Tata için global piyasaya sundukları ilk nesil arabaların bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. 2022'de üretimi ve sonraki yıllarda üretecekleri araçlar için bu olumsuzlukları, eksikleri aşacaklardır. Tata'nın şu anki modelleri ise Indica, Indigo, Mazda, Safari, Telcolin, Vista, Xenon ve Punch. İlk olarak Tata Indica ile başlıyoruz. Tata Indica, Türkiye araç piyasasında en çok kullanılan ve araba severlerin en çok ilgi gösterdiği en uygun Tata arabaları arasında. Modelin en dikkat çeken özelliği mini sınıfın temsilcisi olması. 5 ileri düz vitese sahip olan araç, benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı seçenekle piyasaya sürüldü. Aracın depo hacmine bakıldığında 37 litre olduğu görülüyor ki bu da standart bir sürücü için oldukça yeterli bir oran olarak kabul görüyor. Tata Indica tasarım özelliklerine bakıldığında aracın 3675 mm uzunluğa ve 1665 mm genişliğe sahip olduğu görülüyor. Aracın yüksekliği 1500 mm iken ağırlığı 1130 kg. Tata Indica 3 farklı donanım seçeneğiyle üretilmiş bir araç. Bu donanım özellikleri ise Basic, Trend ve Comfort olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye araç piyasasında araba 1.4 litre, 50 HP ve 70 HP dizel motorlarıyla ithal edilmekte. Tata, 2004 yılında Türkiye pazarında otomobil satacağını açıkladı ve 2005 yılında pazara giriş yaptı. 2014 yılında ise Türkiye pazarında otomobil satışını durdurdu. Indica modeli de 2005-2009 yılları arasında satıldı. Bir diğer model ise Tata Indigo. Tata Indigo, Tata markası tarafından 2002 yılında satışa sunuldu ve ilk satışa sunulduğu günden günümüze kadar büyük bir ilgiyle karşılandı. En uygun Tata arabalar arasında olan araç, temelde Tata Indica ile aynı temeli paylaşıyor. Aracın dizel motoru özelliği ise esas itibariyle Fiat markasından alınma. B segmentinde olan aracın ağırlığı 1070 kg. Yük kapasitesi ise 1490 kg. Son sürat sınırı 155 km/s olan aracın 0'dan 100 km'ye hızlanma değeri ise 15.2 saniye. Model 1.4 86 HP, 1.4 dizel 60 HP ve 1.4 turbo dizel 70 HP motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Ayrıca aracın Türkiye'de sıklıkla tercih ediliyor olmasının en önemli sebeplerinden biri ekonomik yakıt kullanımı. Çok fazla uzun yol yapan ya da hız yapmak isteyen kişiler için pek de uygun bir araba değil. Bir diğer model ise Tata Vista. Tata markasının Türkiye içerisinde en çok tercih edilen modellerinden üçüncüsü Tata Vista olarak karşımıza çıkıyor. En uygun Tata arabalar arasında olan Tata Vista, şehir hayatı için oldukça başarılı bir araç olmasının yanı sıra pek çok farklı özelliğiyle öne çıkıyor. Araç hem benzinli hem de dizel seçeneğine sahip. 1.4 Safir benzinli ve 1.3 Quadrajet dizel motor alternatifi bulunan araç, düşük devirlerde bile oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Sunduğu her iki motor seçeneği de 5 vitesli bir şanzımana bağlanan araç, bu özellikle araba severlerin Tata Vista'ya olan ilgisinin en önemli sebeplerinden biri. Araç, ekonomik yakıt tüketiminin yanında şık bir tasarımı ve konforlu bir iş mekanını da kullanıcılarına sunuyor. Sırada Tata Tiago modeli var. 1199 cc'lik motora sahip olan Tiago, 72 beygirlik güç üretiyor. Ayrıca araç içi 5 koltuk kapasitesi bulunan HP model Mach torku ise 95 Nm olarak açıklandı. Görüldüğü üzere araç performans olarak oldukça düşük özelliklere sahip. Araçta sürücü ve yolcu hava yastıklarının da bulunduğunu belirtelim. 1.2 litrelik benzinli bir motora sahip olan model geçtiğimiz aylarda
ülkemizde de satışa sunuldu. Sıradaki modelimiz Manza. Böyle ucuz arabalarda bir Mercedes kalitesi beklemek doğru olmaz ama Tata Manza görünüm itibariyle çirkin bir araba. Dünyadaki hiçbir arabaya benzemiyor. Manza'da gösterge paneli ön göğüsün ortasında yer alıyor. Ülkemizde 5 ileri manuel vites seçeneği ile satılıyor. ABS, sürücü ve yolcu hava yastığı, klima, hidrolik direksiyon, 4 cam otomatiği, elektrikli yan aynalar, ayarlanabilir direksiyon ve sis farları gibi özelliklere sahip. Kaputunun altında 1.4 litre hacimli 16 valve benzinli motor bulunmakta. 4 silindirli olan bu motor 90 beygir ve 122 Nm tork güç üretmekte. LPG ile tam uyumlu bir motor olup şehir içinde 9, şehir dışında 5.2 litre yakıt tüketmekte. Oldukça sağlam ve ekonomik bir motor. Arka tarafta 3 yetişkin oturabilir ve diz mesafesi yeterli seviyede. Bagajı 460 litre gibi devasa bir hacme sahip. Kamyonet kasası gibi bir bagajı var. Motoru gayet sessiz çalışıyor. Motor performansı idare eder. Şehir içinde ara hızlanmalarda ivmelenmesi yeterli. Ama bir spor araba performansı beklemeyin. Hızınız yüksekken biraz sert bir viraja girdiğinizde yana fazla yatıyor ve hiç güven vermiyor. Ancak yine de çok güvenmeyin çünkü kızaklamaya çok müsait. Eğer bir Manza alacaksanız sınırlarınızı bilmelisiniz. Arabada 4 kişi varken bir de klima açarsanız motor performansı düşüyor. Bu şekilde bir yokuş çıkmaya kalktığınızda hantal kalıyor. Sanırım Manza'nın en iyi yanı bagaj kapasitesi. Safari modeline gelecek olursak. Direct Injection Common Rail motora sahip olan Dicor, %60'lık eğime tırmanmayı mümkün kılan 4x4 çekiş teknolojisi ve otomatik diferansiyel kilitleme özelliği sayesinde şehir içinde ve arazide yüksek performans sağlıyor. Safari Dicor'da ABS, EBD, çift hava yastığı, sınırlı kaydırmalı diferansiyel, kaza anında katlanarak yaralanmaları engelleyen direksiyon mili, şok emici gövde, şase ve tampon yapısı gibi güvenlik donanımları bulunuyor. Elektronik 4x4 seçme sistemi, klima, elektrikli ön arka kapı camları, elektrikli yan aynalar, JVC radyo, CD çalar, hidrolik direksiyon, katlanabilir arka koltuklar ve yolcu kapasitesini 7 kişiye çıkaran ekstra bagaj koltuğundan oluşan standart donanımıyla Safari Dicor uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Sırada Tata Xenon var. Tata'nın 2006 yılından beri ürettiği pick-up modeli, diğer pick-up modeli olan Telcoline göre daha yuvarlak hatlara ve daha şık bir görünüme sahip. 2.2 litre Common Rail motoru kullanan araç 4x4 ve 4x2 olarak iki seçeneği bulunmakta. Artıları uygun fiyatlı olması, bakım maliyetlerinin gayet uygun olması, parça fiyatlarının uygun olması, arka koltuk diz mesafesi sınıfına göre gayet iyi, dönüş çapı sınıfına göre iyi, ön koltuk kondisyonu iyi, şoförü yormuyor, kendi sınıfına göre az yakıyor. Eksileri ise konfor vasat, motor performansı sınıfına göre kötü, yağmurlu havalarda tıpkı denkleri gibi dengesiz, arkada yük yoksa hızlı kalkışlarda kavşaklarda savuruyor, yol tutuşu iyi değil, yüksek hızlarda kabine amoroktan daha fazla ses alıyor. Videomuzun başında da söylediğim gibi Tata sürekli teknolojiye yatırım yapan bir firma olduğu için yeni ürettiği araçlarda eksiklerini gideriyor. Gelelim Tata'nın 2022 yılında tanıttığı SUV modeli Panca. Geçtiğimiz günlerde Global NCAP tarafından yapılan değerlendirmede bu araç 5 yıldız aldı. 5 yıldız, çarpışma korumasına yönelik toplam iyi performans, sağlam çarpışmadan kaçınma ekipmanı ile donatılmış anlamı taşıyor. Ana vatanı olan Hindistan'da hem manuel hem de otomatik vites seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan bu aracın diğer Asya ülke piyasalarına hangi versiyonu ile satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Tata Punch model araç 1.2 litrelik atmosferik benzinli motora sahip. Aracın ön tarafında bulunan disk ve arka tarafında bulunan kampana frenler aracın güvenli fren sistemini oluşturuyor. Alttan yüksek olacak şekilde tasarlanan ve üretilen 2022 model Tata Punch yaklaşık olarak 370 mm seviyesine kadar bulunan sulardan hiçbir sıkıntı yaşamadan geçebiliyor. Bu özelliği ile yağışlı ve sulak bölgeler için ideal bir özelliğe sahip olan araç,
kullanıcıların gönül rahatlığı ile yolculuk yapmasını sağlayacak gibi duruyor. Araç ayrıca bu özelliği dışında 20.3 derece yaklaşma ve 37.6 derece de uzaklaşma açısı ile ön plana çıkıyor. Aracın teknik özelliklerine geçecek olursak, 16 inçlik jantlara sahip olan araçta ayrıca 195'e 60 R16 lastikler bulunuyor. Sahip olduğu LED, gündüz farları ve 90 derece açılır kapıları dikkat çekiyor. Araç içi konforunun sağlanması amacıyla tam otomatik klima, 7 inçli dijital gösterge paneli ve yine aynı şekilde 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Aracın kalbi olarak lanse edilen motorun ünite kısmında 1.2 litrelik 3 silindirli 86 PS 113 Nm tork güç üretebilen atmosferik benzinli motoru bulunuyor. 5 ileri manuel ve 5 ileri tam otomatik şanzıman seçeneğine sahip olan bu aracın yakıt tankı toplam 37 litre kapasiteye sahip. Aracın uzunluğu 3827 mm, yüksekliği 1615 mm ve genişliği ise 1742 mm olarak açıklandı. Araç sahip olduğu 366 litrelik bagaj hacmi ile küçük yapısına rağmen geniş bir alana sahip. Söz konusu 2022 model Tata SUV Punch aracı ilk aşamada Hindistan otomobil piyasasında satışa sunulacak. Daha sonra manuel ya da otomatik vites seçeneği ile Asya piyasasına açılacak olan aracın Türkiye otomobil piyasasına dahil olup olmayacağı bilinmiyor. Tabii ki en büyük özelliği bu fiyata daha ucuz bir SUV araç olmaması. En son olarak videomuzun başında da söylediğimiz gibi Tata'nın Jaguar ve Land Rover'ın üreticisi olduğunu da belirtelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.